Herkese merhaba. General Mobile'ın Mobil Dünya Kongresi'ne gerçekleştirmiş olduğu lansmanda yeni Android telefon GM5 Plus'ın tanıtımı gerçekleştirildi. GM5 Plus, Google ve Qualcomm işbirliğiyle geliştirilen bir akıllı telefon ve telefon bu sayede Türkiye'nin yeni Android One telefonu olma özelliği taşıyor. İçerisinde Android 6.0.1 Marshmallow sürümü çalışıyor ve Google işbirliği neticesinde Android One yani ham Android sürümünü bu telefonda görürüz. Baktığımızda çeşitli Google uygulamalarının yüklü olarak geldiğini görürüz. Bunlar tıpkı General Mobile 4G'de olduğu gibi yine benzer bir deneyim kullanıcılara sunuluyor. Android One telefon olmasının avantajıyla General Mobile GM5 Plus'ta gelecekteki Android sürümlerine ilk alan telefon arasında yer alacak. Telefonun malzeme kalitesi oldukça iyi görünüyor. Metal bir çerçeve var ve arkası da plastik bir deri hissi veren ancak tam olarak deri değil. General Mobile 4G'deki biraz daha dokulu sert bir plastik de kaplanmış. Pütürlü yüzey telefonu rahat şekilde tutmanızı ve kullanmanızı sağlayacaktır. Farklı renk seçenekleri var. Gümüş, roze altın, altın ve siyah koyu gri renk seçenekleri bulunuyor ve her bir renkte oldukça çekici görünüyor. Telefonun 5.5 inç Full HD IPS ekranı bulunuyor. Bu HD Full HD IPS ekranın etrafını saran çerçevede oldukça dar tutulmuş. 5.5 inç olmasına karşın telefonu rahat şekilde tuttuğumuzu söyleyebiliriz. Tuşlara da rahatlıkla ulaşmak mümkün oluyor. Telefon kullanırken elden kaymaması da önemli avantajlardan bir tanesi. General Mobile GM5 Plus'ın alt tarafında USB Type-C portu var. Son zamanlarda çok daha fazla telefonda bu yeni nesil portu görmeye alışıyoruz. Ve General Mobile'ın telefonunda da yeni nesil telefonunda da bu port karşımıza çıkıyor. Hızlı şarj özelliği, Quick Charge 3 özelliği de var. Böylelikle yarım saatte telefonu 160-80'lik bir kapasite oranını, pil kapasite oranını doldurmak mümkün oluyor. Hızlı şarj özellikli bir şarj aleti telefonun kutusundan çıkacak, bunu belirtelim. Ve hızlı şarj özellikli bir şarj adaptörünü taktığınızda burada görmüş olduğunuz alttaki LED ışığı farklı şekilde yanacak. General Mobile GM5 Plus'ın önü Gorilla Glass 4 ekran camıyla kaplı. Böylelikle telefonu düşmelere karşı ekranın çatlaması, kırılması, bunun biraz da önüne geçilmeye çalışılıyor. Telefonun hem önünde hem de arkasında 13 megapiksellik kameralar var ve öndeki kameranın yanında da LED flaşı görüyoruz. Arkadaki kameranın altında gördüğünüz gibi çift flaş var. Aynı zamanda üstte de ikinci bir mikrofon yer alıyor. Telefonun bir başka özelliği de Qualcomm işbirliğiyle geliştirmesinin bir sonucu olarak Snapdragon işlemci, yeni nesil bir Snapdragon işlemci barındırması. Snapdragon 617 işlemci geliyor bu telefonda. Bu da telefonun fiyat çizgisine göre 999 liralık fiyatına göre çok daha iyi bir performans göstermesini, üstün bir performans göstermesini sağlayacaktır. General Mobile GM5 Plus'ta 3 GB RAM ve 32 GB da hala hafıza bulunuyor. Bu açıdan da Snapdragon 617 işlemci iyi şekilde desteklenmiş oluyor. Bunun yanı sıra 128 GB'a kadar kapasiteye sahip kartları destekleyen microSD kart yuvası da var. Telefonun tek SIM ve çift SIM kartlı modeller olacak. Çift hatlı modellerde microSD kart yuvasına bir SIM kart takıp kullanmak, bu şekilde General Mobile GM5 Plus'ta iki hatlı birden kullanmak mümkün olacak. Önde ve arkada 13 megapiksel kameralar var dedik. Kamera uygulaması olarak Android One'da Google'ın ham kullanıcı kamera arayüzünü görüyoruz. Bu açıdan pek fazla bir özelleştirme yok. Aslında Google'ın geliştirmiş olduğu kamera arayüzü de oldukça iyi işlev görüyor. Bunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra farklı kamera uygulamalarını da eğer isterseniz Google Play'den indirmeniz mümkün olabilir. Söylediğimiz gibi Android 6.0.1 Marshmallow ile çalışıyor ve ileriki zamanlarda da gelecek olan Marshmallow veya daha üst sürüm güncellemeleri de bu telefon ilk alanlar arasında yer alacak gibi görünüyor. Bunu söyleyebiliriz. General Mobile GM5 Plus ile ilgili aktaracaklarımız o kadar. Telefon 999 liralık bir satış fiyatıyla sunulacak. Gayet uygun fiyata, fiyatının bulunduğu fiyat segmentinin çok üzerinde teknik özellikleri sahip bir akıllı telefon çok yakında Türkiye'deki tüketicilerle buluşacak. Bunu belirterek videomu sonlandıralım. Mobil Dünya Kongresi'nde videolarımız devam ediyor. Teknoblog.com ve aynı zamanda Teknoblog'un sosyal medya kanalları aracılığıyla Teknoblog'u takip edebilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.